Güngör hocam, gördüğümüz gibi pandemi nedeniyle aralar verilse bile siz idmanlara devam ediyorsunuz. Şu anda idmanlar nasıl gidiyor? Takım bildiğimiz gibi 3. sırada, playoff'ları hedefliyor. Siz bu durumu nasıl değerlendireceksiniz? İlk devreyi 7 maçta 5 galibiyetle kapattık ve 3. sırada tamamladık. Hedefimiz lig sonunda ilk 2 sırada yer alıp playoff'lara katılmak. Pandemiden en az etkilenen takımlardan biriyiz. Sadece bir maçımız seyir oldu. O da rakip takımdaki pozitif vakalardan dolayı. Bu hafta sonu da Fındıklı deplasmanında müsabakamız var. Pazar günü saat 12'de. İnşallah oradan kazasız belasız 3 puanla dönüp playoff hedefimize ulaşmak için yola devam edeceğiz. Bildiğimiz gibi hedefler playoff, hedefler üst lige çıkmak. Peki takım bu yönde bir enerji verebiliyor mu size? Evet, çalışmalarımız güzel gidiyor. İnşallah işte bu koronadan en az şekilde etkilenip sakatlık falan yaşamazsak playoff'a kalacağımıza inanıyorum ben. Bu yönde de çalışıyoruz. Evet hocam, pandemide üst liglerde her maç öncesi test yapılıyor bildiğim kadarıyla. İkinci ligde nasıl ilerliyor bu işler? İkinci ligde sadece sezonun ilk maçından önce test zorunlu tutuldu. Sonrasında zorunluluk yok. Kulübün inisiyatifine kalmış. Kulüp isterse test yaptırabiliyor. Ama bir zorunluluk yok şu an. Peki takımımızda bununla ilgili bir sorun çıktı mı? Korona testi pozitif çıkan biri oldu mu daha önce? Sezon ilk maçtan önce test yaptırdık. Hep negatif çıktı bütün sporcularımız ve teknik heyet. Ondan sonra da herhangi bir belirti, işte bir rahatsızlık olmadı çok şükür. İnşallah sezon sonuna kadar da hiç böyle devam ederiz. Güzel ilerliyor. Uyum içindeyiz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Herkes birbirinin açığını kapatıyor. Güzel gidiyoruz. Peki hedefimiz bu sene nedir? Hedefimiz playoff. İlk maçımız pazar günü Fındıklı ile Rize'ye gideceğiz yarın. 3-0 kazanmayı hedefliyoruz. Hırslıyız. İlk maçta sanırım yine 3-0 mağlup etmiştiniz. Bir evet. İnanç var takımda bildiğim kadarıyla. Peki siz pandemi dolayısıyla nasıl etkilendiniz bu süreçten? Bu dönemde ne gibi sorunlar yaşadınız? Yani şöyle söyleyeyim, seyircisiz oynamak çok zor. Onlar bize destek oluyordu, enerji veriyordu. Onların desteğini hissetmek bizi daha çok hırslandırıyordu. Ama onları olmayınca olmuyor. Biliyoruz hedefiniz üst lig. Bu sene üst ligi hedefliyorsunuz ve bunun doğrultusunda çalışmalara devam ediyorsunuz. Evet. Peki takımdaki uyum nasıl, arkadaşlık nasıl? Üst lige çıkacak bir enerji var mı şu an takımda? Takımın enerjisi gayet iyi. Takım içi ve takım dışı arkadaşlıklarımız da harika. Aynı evde kalıyoruz zaten. Sürekli vakit geçirip birbirimizi tanıma fırsatı yakaladık. Sürekli beraberiz zaten. Gayet arkadaşlık ortamımız çok iyi şu anda. Peki pandemi dolayısıyla bir problem yaşıyor musunuz bu dönemde? Pandemi dolayısıyla şöyle, seyircisiz oynuyoruz. Bu da bizim için ev sahibi olduğumuz zaman da çok büyük bir dezavantaj oluyor. Yani onun dışında çok da bir şey yok yani pandeminin etkilemesi. Evet, playoff'a gidebileceğimize inanıyoruz. Çünkü iyi bir uyum yakaladık. Yaşça beraber, yani yaşça olarak hepimiz yakınız birbirimize. Yani uyum olarak da zaten yaşça yakın olduğumuz için uyum yakalıyoruz. Aynı evde kalıyoruz. Aynı evde kaldığımız için de anlaşmamız daha rahat oluyor. İnşallah playoff'a gideceğiz. Evet, peki pandemi dolayısıyla birçok takım sorunlar yaşıyor bildiğimiz gibi. Sizde ne gibi sorunlar oldu hem takımsal hem bireysel olarak? Bireysel olarak aktivite azaldı. Hani psikolojik olarak bu bizi çok etkiledi, takımcı olarak etkiledi. Yine aynı şekilde takımca da mesela pandemiden dolayı dersleri olanlar var. Dersler online olduğu için antrenman saatleri geç saatte olmak zorunda oluyor. Bu da ders olmayanları çok fazla etkiledi. Diğer yönden pek sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Yine aynı şekilde idmana geliyoruz, idmandan gidiyoruz. Zaten dediğim gibi evde kalıyoruz. Sosyal hayatımız etkiledi sadece diye düşünüyorum. Takıma yeni katıldınız. Şu anda takıma alışabildiniz mi? Takım nasıl gidiyor? Bu konu hakkında fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Evet, öncelikle merhabalar. Takıma 2 haftada takımla maça çıkıyorum. Takımın ortamını çok sevdim. Tam bir aile ortamı. Kızlar çalışmayı çok seviyor. Ben de onlara destek olmak için geldim. Hedefimiz yükselişe geçmek. İnşallah playoff oynamak istiyoruz. Bu bizim elimizde. Zor değil. İnanırsak bunu yapabiliriz.
İnşallah hedeflediğimiz doğrultuda ilerliyoruz. Ünye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu hafta sonunda kritik bir maça çıkıyoruz. Yani kayıpsız tüm bu ikinci yarıyı bitirmek istiyoruz. Teşekkür ederim.